Evet arkadaşlar, madde 47'de kalmıştık. Ceza muhakemesi kanunu okumalarında. En son madde 47 başlığı devlet sır nitelindeki bilgilerle ilgili tanıklıktı. Madde 47 fıkra 1'den devam ediyoruz. Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Açıklanması devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzeni ve dış ilişkilerine tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler devlet sırrı sayılır. Burada devlet sırrı niteliğindeki belgelerin neler olduğunu özellikle belirtmiş olduğu. Neydi bunlar? Açıklaması devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına, milli güvenliğine zarar verebilecek veya anayasal düzeni ve dış ilişkilerine tehlike yaratabilecek nitelikteki belgeler. Bu açıklaması bu tür tehlikeler oluşturabiliyorsa bunlar devlet sırrı niteliğindeki belgelerdir. Bir suç olgusuna ilişkin belgeler devlet sırrı olarak mahkemeye karşı ise gizli tutulamaz. Tanıklık konusu belgelerin devlet sırrı niteliği taşınması halinde tanık sadece mahkeme hakimi veya heyet tarafından zabıt katibi dahi olmaksızın dinlenir. Yani burada devlet sırrı diye bu belgeleri biz suç olgusuna ilişkin bu belgeleri mahkemeden gizli tutamayız. Ancak nasıl? Bunun özel bir yöntemi var. Tanıklık konusu bilgilerin devlet sırrı niteliğini taşıması halinde tanık sadece mahkeme hakimi veya heyeti tarafından zabıt katibi dahi olmaksızın dinlenir. Zabıt katibi dahi olmayacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Hakim veya mahkeme başkanı daha sonra bu tanık açıklamalarından sadece yüklünün suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydedir. Sadece suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olanlarda. Bu madde hükmü hapis cezasının alt sınırı 5 yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavlarda özellikle hakim savcı sınavlarında daha çok çıkan bu 5 yıldır ve alt sınır üst sınır kısmını sorabilirler. Üst sınır değil alt sınır olduğuna ve bu sürenin 5 yıl olduğuna alt sınır 5 yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulandığına dikkat etmemiz gerekiyor. Madde 47'nin Cumhurbaşkanı'nın tanıklığı söz konusu olduğuna sırrın niteliğinde ve mahkeme indirilmesi hususunu kendisi takdir eder. Madde 48 kendisi ve yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme yine bu önemli bir hak. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tanık kendisini veya 45. maddenin 1. fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. Bakın hangilerinden çekinebiliyor? Kendisini veya 45. maddenin 1. fıkrasında gösteren kişileri neydi bunlar? Gelelim hemen madde 45'e. Tanıktan çekinme 1. fıkrada sayılan kişiler. Şüpheli sanığın nişanlısı, evlilik bakılmasa bile sanığın eşi, şüphelinin eşi, üst soyu, alt soyu, 3. derece dahil, kanki derece dahil kayınsını gibi. Bunların arkadaşlar madde 45'te sayılan, madde 45 fıkra 1'de sayılanların veya kendisini ceza koğuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten tanık kaçınabilecektir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. Madde 49. Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi. Mahkeme başkanı veya hakim veya cumhuriyet savcısı tarafından gerekli görüldüğünde 45, 46 ve 48. maddelerde gösterilen hallerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğine kendisine yemin verdirir. Tanıklıktan çekinmeye ilişkin sebebinin gerektiği zaman bildirilmesini bahsediyor. Madde 50. Yemin verilmeyen tanıklar. Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir. Dinlenme sırasında 15 yaşında. Evet bakın. Sınavlarda bu hakim savcı sınavlarından önceki yıllarda çok sorulmuştu ve halen de sorulma ihtimali olan bir nokta. Ve tabii fakültedeki sınavlarınız varsa söz konusu olan fakültede sınavlarınızsa onlarda da çıkması mümkün bir nokta bu. Bu üç kısmı iyi bilmemiz lazım. Bakın bunlar yemin verilmeyen tanıklar arkadaşlar. Kim bunlar? Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar. Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. Ve soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçların nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli sanık veya hükümlü olanlar. Dikkat ederseniz tekrardan söyleyelim. Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olması önemli. Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayanlar, yani ayırt etme gücüne sahip değil. Ya da soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlardan nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten. Bunlar da ayrı ayrı. Bunlar da ayrı ayrı birer suç olmakla birlikte bağlantılı suçlardan aynı zamanda hatırlarsanız. Bunlardan sındık ve yükün onlar. Bunlar yemin verilmeyen tanıklar olacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Madde 51 tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi. Şimdi 45. madde gereğince 45.1'de sayılan tanıktan çekinme hakkı olan kimseler tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek hakim veya mahkemenin takdirine bağlıdır ancak tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi gerekir. Tanık yemin etmekten çekinebilir. Madde 52 tanıkların dinlenmesi. Her tanık ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.
Burası mühim arkadaşlar. Bir tanık dinlendikten sonra sadece daha önce dinlenmiş olan tanıklar duruşmada bulunabilir. Daha dinlenecek tanıkların orada durmaması lazım. Ve ayrı ayrı tanıklar, bakın burada ne diyor? Her tanık ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. Önceki demediğine dikkat etmek gerekiyor. Bu alanda arkadaşlar ayrı ayrı ve sonraki kelimelerden iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle fakülte sınavlarında böyle ufak 5-6, 5-10 puanlık sorular sorabilirler. Sadece şu 52-1 için örnek vermek gerekirse. Tanıklar kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesine sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hallerde birbirleriyle ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. Yüzleşme. Kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesine sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hallerde birbirleriyle ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir ancak. Şimdi alınabilir diyor. Burada hissedecek kişilerle birlikte tanıklığın kayda alınması zorunlu olacak. Kim bunlar? Mağdur çocuklar. 1. Duruşmaya getirmesi mümkün olmayan ve artı plus tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişiler. Bu iki grup için arkadaşlar tanıklığında kayıt, görüntü kaydı zorunludur. Bakın görüntü ve ses kaydı normalde alınabilir. Tanıkların dinlenmesi sırasında ancak bu iki grup, mağdur çocuklar ve duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ama tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişiler, bunların bu iki grubun tanıklığı sırasında görüntü veya ses kaydı alınmak zorunludur. Yine hakimli savcı sınavlarda önceki yıllarda sorulmuş soru tarzlarından birisidir. Belki fakülte sınavlarından çok çıkmayabilir ama yani yine de çıkabilir emin olma, ama hakimli savcı sınavlarında daha önceki yıllarda çıkmış sorulardandı. Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları sadece ceza muhakemesinde kullanılır. Bu da mühim. Geldik madde 53. Madde başlığı tanığa görevinin önemini anlatma. Madde 53.1 diyor ki tanığa dinlenmeden önce gerçeği söylemesinin önemi 1. Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklığı suçundan dolayı cezalandırılacağı 2. Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği 3. Duruşmada mahkeme başkanı veya hakimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği anlatılır. Zaten duruşma tanığı görürseniz eğer orada bunların söylendiği tanığa şunları şunları söylen derken bunlar da sayılıyor. Madde 54 başlık tanıklara yemin verilmesi. Tanıklar tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığına tereddüt varsa yemin tanıklığından sonraya bırakılabilir. Görüldüğü üzere ayrı ayrı yemin etmeleri gerekiyor. Delikti ne veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenmesine uygun olup olmadığına tereddüt varsa eğer yemin sonraya da bırakılabiliyor. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler. Geldik madde 55. Yeminin biçimi. Tanığa verilecek yemin tanıklıktan önce bildiğimi dost doğru söyleyeceğimi ve namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim. Ve 54. maddeye göre tanıklıktan sonra verilmesi halinde bildiğimi dost doğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim biçiminde olur diyor. Yeminin biçimini yazmış madde 55. Daha çok usulü bir madde. Yemin edilirken herkes ayağa kalkar diyor. Madde 56. Yeminin yerine getirilmesi sağır veya dilsizin yemini. Evet, burası da mühim. Tanık yüksek sesle tekrar ederek ve okuyarak yemin eder. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Bakın. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler. Madde 57. Tanığın tekrar dinlenmesi. Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. Tekrardan bakın. Yeminler zaten önceki dinlenmesine yemini alınmışsa tanığın aynı soruşturma ve kovuşturma evresi içerisinde tekrar dinlenmesi gerektiği zaman bu sefer yemin verilmeyip yemini hatırlatılmakla da yetinilebiliyor. Madde 58. Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması. Madde 58.1 diyor ki tanığa ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, iş yerine veya gizlice olarak oturduğu yerin adresi varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hakimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir. Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa, kimliklerin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesileyle öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için tanığa ait kişisel bilgiler Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. Hazır bulunanların
huzurunda dinlenmesi tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa hakim hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntü aktarma yapılır, soru sorma hakkı saklıdır. Tanıklık görevinin yapılmasından sonra kimliğinin saklı tutulması veya kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler ilgili kanun düzenlenir. 2. 3. 4. sıra hükümleri ancak bir örgütün faaliyet çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. Geldik madde 59. Madde başlığı tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular. Madde 59.1 diyor ki tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı veya hakim tarafından kendisine bilgi verilir. Hazır olan sanık tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. Madde 60. Tanıklıktan ve yeminden sebepsizce çekinme. Madde 60. Fıkra 1 diyor ki yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber yeminin veya tanıklığın gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve herhalde 3 ay geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Bakın burası çok mühim. 3 aylık bir disiplin hapsi söz konusu. Süresi de mühim. Tabii sınavlarda çıkarsa soru da soruluyor. Maalesef hakim tarafı sınavlarında süreler en çok sorulan ve en çok insanı zorlayan soru tarzlarındandır bildiğiniz üzere. Diyor ki madde 60. Fıkra 1 yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında. Yani aslında kendisi bir tanıklıktan veya yeminden çekinme hakkına sahip bir tanık değil. Ancak buna dair yasal bir sebep olmadan bu işlemi çekinmişse eğer bu tanık. Bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber o ayrı. Bununla birlikte aynı zamanda yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar. Bakın dava hakkında hüküm verilinceye kadar. Bir de ne amacıyla yeminin veya tanıklığın gerçekleştirilmesi için. Buradaki disiplin hapsinin amacı bu. Biraz sonra geleceğiz niye bunun üzerinde durduğumu anlayacaksınız. Dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve herhalde 3 ayı geçmemek üzere, 3 ayı geçmeyecek en fazla disiplin hapsi verilebilir. Kişi tanıklar için hükümlülüğüne uygun davranması halinde derhal serbest bırakılır. İşte bu yüzden burası önemli dedim. Buradaki disiplin hapsinin önemi, tanıktan ve yeminden sebepsiz yere çekilen kişiye ilişkin bu 3 aylık disiplin hapsi, kişinin tanıklığının veya yemin vermek neyse buna ilişkin yemin vermesi veya tanıklığını yapması sağlanması amacıyla bu disiplin hapsi. Bu bir yaptırım olarak aslında amaç sadece ve sadece yeminin veya tanıklığın gerçekleştirilebilmesi. Soruşturma ve koşturmanın sağlığı açısından önemli bir madde ve dolayısıyla kişi tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranırsa eğer derhal serbest bırakacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hükümlüğe asıl dikkat etmemiz gereken, gözümüzden kaçmaması gereken noktalardan birisi de bu. Bu bir de mesela dikkat ederseniz buraya kadar 5-6 maddeyi belki daha fazlasını hızlıca okuyarak geçtik. Çünkü bazı maddeler çok mühim, bazı maddeler daha usulü, daha aradığınız zaman zaten bulabileceğiniz çok açık bir teşvik maddeler oluyor. Dolayısıyla onların çoğunluğunu okuyup geçiyoruz. Bazı maddeler böyle önemli maddelerin üzerinde duruyoruz. Madde 60 fıkra 2 diyor ki bu tedbirleri almaya naip hakim ve istinabi olunan mahkeme ile soruşturma arasında suç ceza hakimi yetkilidir diyor. Evet. Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez. Güzel. Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. Madde 61 başlığına bakalım. Diyor ki tanığa verilecek tazminat ve giderler. Madde 61 fıkra 1. Tanığı Cumhuriyet Savcısı veya Mahkeme Başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanığa her yıl Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat veriliyor. Tanık tazminatı bu. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi resim ve harç alınmaksızın ödenir. Bu bir gelir kaynağı değil. Burada aslında biz o yargılama faaliyetinin sağlığı ve devamı için o tanığın hem zamanından hem yoksun kalan kar belki de onun da bir etkisi var belki. Bu maddenin gerekçesini okumadık ama belki siz de ondan çıkarabiliriz. Siz de çıkarabilirsiniz, biz de çıkarabiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz diye düşünüyorum ama yan hatlarıyla şunu söyleyelim. Tanığa verilecek ücret bunlara ilişkindir. İşte tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışlar. Yol giderleriyle tanıklığa çıkarıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri bunların karşılanması amacıyla ve adil bir tazminat ödeniyor. Ve bu
tazminatın hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödeneğini de bilelim. Madde 62'ye geliyoruz. Madde 62 ikinci bölüm bilirkişilere uygulanacak hükümlerle başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla isterseniz madde 62 diğer videoya bırakalım. Bu video burada olsun. Zaten 15 dakika olmuş. O yüzden bunu diğer videoya havale ederek sizi kendinize iyi bakmanızı dileyerek iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.